Yunus Emre Enstitüsü malumunuz olduğu gibi Türkiye'nin yurt dışında bilinirliğini, tanınırlığını artırmaya çalışan, Türkiye'nin kültürel birikimini yurt dışında hem yabancılara hem yurt dışında kendi vatandaşlarımıza aktarmaya çalışan, Türkiye ile bağ kurmayı önceleyen bir kurumumuz. Londra'da 2010 yılından itibaren faaliyetlerini yürütmekte. Geçmiş olduğumuz yaklaşık 12 yıl içerisinde yüzlerce faaliyet icra etmiş. Kültür ve sanatın her dalından, müzikten, görsel sanatlarımızdan, yine sahne sanatlarımızdan her alanda faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir. 2022 yılı içerisinde oldukça yoğun bir dönem geçirmiş olduk biz. Birçok alanda, Türk sinemasından tiyatroya, Karagöz, Hacivat, bizim malumunuz önemli gölge oyunumuz. O bakımdan burada ciddi anlamda çalışmalar yürüttük. Onlarca gösteriler yaptık ve yine Ekim ayı içerisinde Uluslararası Tiyatrolar Birliği'nin festivaline katılarak 3 gün boyunca orada 10 farklı ülkeden gelen lise öğrencisine gölge oyununu tanıttık. Çünkü bizim hakikaten geçmişimizde önemli bir eğlence oyunlarımızdan birisi olduğu için bunun tanınması, bilinmesi ve yeni nesiller tarafından da öğrenilmesi bizim önemli amaçlarımızdan birisi. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor Yunus Emre Enstitüsü Londra'da. Tabii bizim görsel sanatlarımız, geleneksel sanatlarımızın burada tanıtılması açısından kurslarımız yoğun ilgi görüyor. Pat, Tesip, Ebru, yine Çini, bunlar devamlı olarak yürütmüş olduğumuz kurslarımız senede dönem olarak devam ediyor. Her dönemde yeniden insanlar kayıt olabiliyorlar, başlangıç kurslarına katılabiliyorlar. Müzik konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar, yine burada çok bilinen Ud ve Ney kurslarımız oldukça ilgi görüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde buna hem bağlamayı hem de kemaneyi de katmak istiyoruz. İnşallah bu konuda da bizi takipte olabilir izleyicilerimiz. Şu anda mevcut sergimiz 28 Kasım'da başladı ve 21 Aralık'a kadar devam edecek. Minyatür, hat, Ebru, Çini gibi çok güzel örneklerimiz var. Özellikle bu konuda yıllarını vermiş Sema Hanım'ın eserleri sergide öne çıkıyor ve çok da ciddi talep var. Çünkü bu şu anda mevcut olan eserlerimizin büyük bir kısmı satışa da sunulmuştur. Bazı eserlerimiz, önemli eserlerimiz şu anda alıcı buldu ve sanatla ilgilenen, özellikle geleneksel sanatlarımızla ilgilenen izleyicilerimizi davet ediyoruz. 21'ine kadar, 21 Aralık'a kadar sergimiz açık. Çok memnun oluruz. Merkezi yerdeyiz, biliyorsunuz. Londra'nın merkezindeyiz. Fitzrovia bölgesinde. Ulaşımı çok kolay. Bu açıdan izleyicilerimizi burada ağırlamak isteriz. Yine önemli hizmetlerimizden birisi kütüphanemiz. Yaklaşık 11 bin civarında eser mevcut kütüphanemizde ve ödünç veriyoruz kitaplarımızı. Özellikle Türk edebiyatından, tarih kitaplarından, yine prestij eserlere kadar çok ciddi anlamda kıymetli kitaplar mevcut. Hem araştırma yapmak isteyenlere hem edebiyatımızı takip etmek isteyen, okumak isteyen, kitap bulamıyorum gibi bir bahaneye sarılmadan gelip buradan bizden kitap ödünç alabilirler. Yine elimizdeki mevcut kitapları web sitemiz üzerinden tarayabilirler. Yani hangi kitabı arıyorlarsa, mevcut mudur, değil midir? yelondon.org.uk adresine girdikleri zaman orada kütüphane sekmesine bakarak kitaplarımızı, elimizdeki mevcut kitapları görebilirler. Böyle bir hizmeti Londra'da buldukları için de inanıyorum ki çok sevineceklerdir. Önümüzdeki yıl yine yoğun olacak. 2023 yılı özellikle çok beklenen, Londra'da yapılması istenilen bazı sürpriz programlarımız olacak. İnşallah bizi takip ederlerse memnun oluruz. Her yıl yaptığımız, son 4 yıldır devam eden İngiltere Türk Toplumu Sanat Sergisi'nin inşallah bu senede duyurularını yapacağız. 2023 sanat sergisinde Şubat ayının sonuna doğru gerçekleştirmiş olacağız. Sanatla ilgilenen profesyonel ya da amatör vatandaşlarımız, Türk toplumunun mensupları eserlerini bize gönderebilirler ve onların arasından sergilenmeye uygun görülen, jüri tarafından uygun görülen eserler Londra'daki merkezimizde sergilenecek.